okulda öğrendiğin hayattaki başka oluyor biliyor musun? Biz çok havalıydık, çok 80'lerin ortasında. Marjinal bilgilerdi. Şimdi düz liseye giden arkadaşım var 15-16 yaşında. Yavrum yazık, bir tek yarım ekmeğin arasına peynir koymayı biliyor. Sen evde demi-glace sos yapıyorsun falan, öyle de. Chateaubriand nasıl daha ince dilimleyebilirim? Ben kendim mayonez yapıyordum evde 15 yaşında be kardeşim. İstiridye, ne kadar limon sıkarsan istiridye tam ölmez falan. Bunların hesabındaydık. Gurmeydik ya. Millet yaz elvasını böyle yarayım da yiyeyim. O zamanlar marjinaldi o bilgiler. Şimdi herkes biliyor artık. Herkes gurme, anladın? Bir bekar evinde bile şimdi makarnayı haşlayayım da lap diye koyayım yok. Herkes bir şey ekeleyim, bergamot soslandırayım. Tabii herkes gurme. Televizyonda programları, MasterChef'ler, yemekte izler, şunlar bunlar. İzliyorsundur televizyonda o Anadolu'yu gezen aç programları demiyorum, o ayrı. Bir de öyleler var, aç böyle, milletin rızkını yiyen. Böyle yaka mikrofonuyla geziyorlar hani. Merhaba teyzeciğim, bu lor peyniri mi? Evet. Ulan milletin rızkını ne yiyorsun orada? Ha biliyorsun böyle gidiyorlar ya küçük küçük. Teyzecik yazık böyle gözleme yapıyor. Merhaba oğlum. Merhaba teyze, Gürcan TV. Ulan dört kişi yiyecekti onu. Teres. O değil, o değil. Bazı özel gurme programları var. Yani onları izleyin. Hele hele gençler için söylüyorum. Çocuklar ya da eğer çoluk çocuğunuz, ailelere sesleneceğim. Çoluk çocuğunuz yemek ayırt ediyorsa bir tane program var, onu izlettirin. CNN Türk'te Mehmet Yaşin'in programı. Bir insan her şeyi yer mi? Yer. Biliyorsun programı. Neydi adı? Lezzet Durakları. Arkadaş, şimdi Mehmet abi çok tatlı dilli, böyle önemli bir gezginimizdir. Ben çok gezi yazılarını okurum ederim. Geçmişten beri tanırım. Bu birkaç senedir de gurmecilik var ama biraz sonradan gurmecilik var anladın? Abi gurme dediğin tadar. Bu yiyor. Acacına gitmiş gibi. Ya böyle gurme mi olur? Acık daha nohut koysana. Böyle gurme mi olur lan? Ya tabak sıyıran gurme olur mu? Ya bir kere gördüm, su böreği tanıtıyordu. Ya kamera böyle pan yaptı, börek yok. Böreği gömmüş, kameramana böyle yapıyor. Çekme, çekme, çekme. Çek. Gömmüş böreği çoktan. Ya tabaktan ses geldi, vallahi billahi. Böyle ses gelir mi ya? Diye. Diyor ki, hafif krom tadı var. E sen tabağı yedin. Ah Mehmet abi ah. Çok tatlı adam, çok. İzliyor musunuz, bilen var mı? Var mı, izledim. İzliyor musun CNN? Programın adı bile yalan ya bence. Böyle lezzet durakları falan değil. Programın asıl adı şu olmalı. Doya doya Anadolu. Ya Mehmet abi ye, ondan sonra git o restoranlara. Bize tanıt, tanıt. Ne yiyorsun? Gınam, 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 gınam. Ama cesur adam, Allah'a var. Timsah avcısı kadar cesur. Hani vardı ya Avustralyalı timsah avcısı, burasına vatosu yine vurdu, öldü herif falan. Bu çok cesur adam. Pembe pembe trikolar giyiyor, Anadolu'yu geziyor. Bu az şey değil. Bugün Antep'teyiz, inşallah. Ama şu var, şimdi eskiden bir şey vardı. Ya Rütü'ye şikayet edeceğim. Neymiş? Ya sucuk reklamı çıkıyor. Çoluk çocuğumuz özeniyor ya sucuğa. Ulan peki bu program ne? Buradan şimdi çıkalım evine git. Gece 2'de 3'te falan tekrarına denk geliyorum ben bazen. Arkadaş nasıl bir yemek? 2. Gece 2. Gitmiş. Atıyorum yöreşini bilmem ben. İşte Manisa'ya gelirseniz incik kebabını emin böyle. Gece 2. 2. Sen de böylesin bak. Gece 2 Mehmet abi ya. Dolabı açıyorsun, yarım yoğurt var böyle. Su içinde bir yoğurt var. Buraya gelirseniz bu tadı kaçırmayın. Ya ben oraya nasıl geleceğim? Gece 2 ya. Açtım telefon, pilotu aradım, aldı beni götürdü Manisa. 17 dakika, ayıp be. Sus. O şüphe bile yeter, sus. Bazı gülerken böyle oluyor. He, uçağı yok, gel.
Uçağı yoktur ya. He? Şüphede şüphede. Lan uçağı var mı? Uçağı var mı? Yok canım, şaka yapıyor. Uçağı yok herhalde. Çünkü varsa komik değil yani. Ulan 30 sene oldu, arabayı zor azmettiler. Ne uçağı ya, uçağım ya. Olur mu böyle saçmalık?